MİAD 45. aylık toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in katılımıyla kıdem tazminatı tartışılmalı. Aile sigortası için 13 milyar dolar gerekiyor. Bunu nereden bulacaklar konusunda bilgiler verildi. Mesela SGK İl Müdürlüklerinin de büyük kredileri altında birliklerin olması diyorsun. Yaptık arkadaşlar, haberiniz yok. İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de VIP salonlar açtım. 50 ve daha fazla personel istihdam eden işverenlerimize çay kahve ikram ediyor. Onlar otururken biz işlerini yapıyoruz. Haberiniz yok. MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aktaş, açılış konuşmasında istihdama sağladıkları katkılardan dolayı Malatyalı iş adamlarına teşekkür etti. Yunus Aktaş konuşmasının devamında işveren olarak zorluklar yaşadıklarını, herhangi bir sorun yaşandığında işçilerin haklı olmasa bile kanun önünde avantajlı konumda olmasının problem oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca MİAD, iş yaşamındaki sorunlarla ilgili bir raporla soru ve önerilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'e sundu. Başkanım merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu güzel toplantı için önce teşekkür ederiz. İnşallah yararlı olmuştur. Bugün önemine MİAD'ın genel misyonuyla ilgili biraz bahseder misiniz izleyicilerimize? MİAD'ın misyonu belli, hep anlatıyoruz. İnsanlarımızı, Malatyalı iş adamları bir araya getirmek. Uluslararası alanda küresel oyuncu yapmaya çalışıyoruz. Bir amacı bu, bir yönüyle. İkinci amacı da sosyal sorumluluk projelerine hep beraberce bir şey yapabilmek. Ciddi ülke ekonomisine katkıda bulundu başkanım. Yani sizin kuruluşunuzdan beri takip ediyoruz MİAD. Tabii MİAD'ı oluşturan üyelerimizin 150 binin üzerinde insan çalıştırılan bir derneğiz. Aynı zamanda 2 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir derneğiz. Türkiye'ye çok önemli markalar kazandıran bir üyelerimiz var. Onun için biz gururluyuz. Malatyalı iş adamları hepinizin de takip ettiği gibi, izlediği gibi, gördüğü gibi ülkesini seven insanlardan oluşuyor. Hem insan çalıştırıyorlar, hem vergilerini veriyorlar, hem sosyal sorumluluklarını paylaşıyorlar. Ne mutlu yani onlar için. Ben yani böyle bir üyesi olan bir derneğinde başkanlığı yaptığı için kendimi şanslı ve bahtiyar hissediyorum. Önce teşekkür ediyoruz. Bilhassa bugün Çalışma Bakanımız çok güzel mesajlarda bulundu. Dikkatler üzerine çekti. Bu konuyla ilgili daha farklı farklı çalışmalar olacak mı başkanım? Elbet ki biz zaten aylık toplantılar yapıyoruz bu anlamda. Ülke sorunlarını masaya yatırıyoruz. Siyasetçilerimizle bir platformda görüştürüyoruz, konuşturuyoruz. Hem iş adamlarımızın medeni cesaretini arttırmak, hem sorunlarını bizzat birinci ağızdan duyurmasını sağlamak, hem iş bakanımıza, çözüm üreten insanlarımıza sorunlarımızı bir dosya halinde vermek, dokunmak onlara, göz göze gelmek. Böylelikle kendi hatalarımızı görüyoruz, kendi tarafımızdan empati yapıyoruz, eksiklerimize bakıyoruz. Güzel oluyor, doğru da olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ederim efendim, başarıdan devam ederiz. Ben teşekkür ederim, ben de başarılar dilerim, sağ olun.